Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse onunla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söylüyor bize fincanımız. E, hep birlikte dinleyelim. Dertlerimiz, sıkıntılarımız başka. Siz kendi derdinizle ilgili odaklanın isterim. Neyse halimiz o çıksın falımızda. Uyan sizin uymayan evrenin olsun. Şöyle bir gördüklerimi aktarıyor olacağım arkadaşlar. Evet. Beklediğimiz haber ve beklediğimiz haberden gelecek müjde eden sebep bir gözyaşı. Hatta bence yolda var burada. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben gördüğüm aktaracağım dediğim gibi. Siz de burada herhangi bir şekilde bir şey benzetiyorsanız o da aslında niyetinizin cevabı olsun. Hani ben böyle totem yapıyorum son zamanlarda. Hmm. Şöyle. Hani bazen bazı şekiller bize cevaptır, mesajdır. Siz de alabiliyorsanız o mesajı sizin yanıtınız olsun diyorum. 9 rakamını burada net görüyorum. 9 e, haftadır uğraştığınız bir şey olabilir. 2,5 aylık bir döngüden bahsediyor. Sıkıntılıymış zaten. İki kişi birlikte bir şey konuşuyorsunuz ama hani o kadar karamsarsınız ki ikiniz de aslında boşa konuşuyoruz der gibi konuşuyorsunuz. İnattan konuşmuşsunuz. O demiş ben kendime toz kondurmam. Siz demişsiniz olur mu canım ben niye kondurayım. Oysa ki ortada bir sebep yok. Ve de e, burada çok net bir şekilde eee çok net benim burada gördüğüm arkadaşlar. İki tarafta aslında inat etmiş ve ikiniz de aslında cevabı bilmeden konuşmuşsunuz ya da niyetiniz bile belki net değildi. Yani diretmişsiniz. Bir diretme var. Ayak diretme var. E bunu da ikiniz de kafanızdan yapmıştınız İnatçı karakterler olarak vermiş. Sonrasında bir şey konuşuyorsunuz. Siz net kafanızda 9 rakamıyla o insanın küçücük bıraktığınızı görüyorum. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Sizin e, o insan gözünüze küçmüş, küçülmüş. Yani 5 para etmez deriz ya bazen yeri gelir. O insan değerini e, gözünüzden değerinizin değerini, al, değerini alçaltmış. Sizlik de bir şey değil. O insanın hatası aslında. E sonrasında bakıyorum etrafınızda iki kişi var. Yani sizde bir tek o olmadığını düşünün. Olur mu? İş hayatınızdır. Düşünün yıllardır var olan arkadaş. E bir tek o değil. Yani senin de tek seçeneğin o değil zaten. Yani sen oraya bir maneviyat yüklemişsin ama tek seçeneğin o değil diyor. İki kişi daha var. Ya da e, o iki kişi de senin iyiliğini düşünüyor ya birazcık da gör ama diyor belki de bu fal size. Burada yine cevap sizde tabii ki de arkadaşlar. 1 iki, 3 kişi. Bakın şimdi. Minnacık kalmışlar şuradalar. Bir, iki, üç. Birbirlerinin peş peşe dizilmişler zaten şur alanda. Hani siz şuradasınız. Karşınızdaki iki insan burada. Onun da altında iki üç kişi daha var. Yani sizin e, önünüzdeki bir kalabalık size doğru geliyor. Sizin dediğinizi onaylamaya çalışıyor. Ya da işte burada ne desek doğru olur acaba diye düşünüyorum. Bir şey yapıyorsunuz. Destekleneceksiniz. Sadece o hayatınızdaki o insanın işte onaylamaması, desteklememesi, işte o işin içinde olmaması gibi şeyler tek sebebiniz olamaz. Yani önünüzde çeşit seçenek ya da farklı kapılarınız da var. Şimdi bu insanı birisiyle berabersiniz. Bana kalsa geçtiğimiz bu işte hani Pazartesi günü, hani bu haftanın başı daha yani bugün Cuma. Siz zaten bu haftanın başında Demişsiniz ki işte gel seninle bir şey konuşacağız. Ama siz sanki uzak yoldan biri mi gelir? Siz bir yolculuk yapmışsınız da uzaktan gelmiş de aylardır göz, gözünüzün önündedir görememişsinizdir. Birisine hasretle sarıldığınızı görüyorum. Yani siz burada birisini kucaklıyorsunuz. O da sizi kucaklıyor. O yüzden bir buluşma kavuşma var gibi. Yani o karışıklık sonrası dedim ya size bir kalabalık geliyor. O kalabalık sizin için hangi konunuzla alakalıysa tam da bu hafta pazartesi günü Olmadı ise önümüzdeki pazartesi günü olacak. Yani şurada oldu olacak görseli var. Birisiyle sarmaş dolaştınız. Şimdi önünüzde bir kere e, inanın S harfini görüyorsunuzdur şurada. Hatta bir insan o S'ye bakıyor. Altta bir güneş yüzük halka çıkmış. Bir tarafınız oraya bakar bir tarafınız geçmişe. Sizin yapmanız gereken artık silmek. Bırakın geçmişi. Direkt şurayı ben kapattım. Bakmayın oraya bakın. Geriye bakıyorsunuz hop sildim. İleriye bakacağız. İleri arkadaşlar zaman hiç geçmişle acımasız evet. <laughs> Geçmişe doğru gitmiyor maalesef. İnanın daha dün diyordum yani liseye gidiyorum. Hani şimdi kızım boyum vesaire hani böyle diyorlar ya böyle. <laughs> yaş gidiyor, ömür geçiyor. Gençken daha yavaş geçiyor sanıyorsun. Yaş orta yaşlar sonrası çok hızlı geçiyormuş. Bunu deneyimliyorsun. O yüzden kendinize bunu yapmayın. Üç günlük dünya diyorum ya. Zaman hızlı akıyormuş anın tadını çıkartabilmek önemli. Anda kalabilmek önemli. Çok tat çıkartılısı şeyler yaşamıyor olabiliriz. E, sınavınızı bilmiyorum ama anda kalmak önemli. Sizi burada aslında bu falda diyor ki sen e, net bir şekilde geçmişe baktığın, geçmişten kaygılandığın bir durum yaşıyoruz. Yapma bunu diyor. Yani seni burada bu fal net uyarıyor. Daha dün hala kaynanam yapmıştı? E bitmiş gitmiş. Sen artık onun acısını da göm, konuyu da göm. Hani gerekirse kişiyi göm ama göm. Ee, uzattım ama falınız geçmiş hesaplaşmanızı kapatın diye bağırıyor burada bana. Şimdi önümüzde dava, dosya, evrak hep söylüyorum resmiyet, hesaplaşma, hesap sorma. Bakın burada dava dosyayla başladığım için ay gene mahkemede de bu. Falan <laughs> gibi yorumlar geliyor. Hayır onu demiyorum ki ben. Sadece mahkemede hesaplaşma olmuyor biliyorsunuz. Ee, i̇ç dünyanız işte hala kayınvalidenizle ilgili olan sıkıntılı süreçleri unutamamış gibi düşünmek lazım. Neyse eşiniz midir? İş ortağınız mıdır? işte etrafınızda. Belki de kendi öz evladınız hakkınızı yemiştir. Hani hepimizin anneleri ve babalarıyla alakalı konular gündeme gelebiliyor. Bu sadece miras içerikli olmuyor arkadaşlar. O yüzden sizin mevzunuzla ilgili Nisan ayınız sürecek. Bu Nisan ayı. Sonrasında bir yere gitmek isteyeceksiniz. Çünkü arabanız çıkmış. Sal gibi görünüyor arabadan ziyade. Sanki böyle çok da ihtimal vermiyorsunuz gibi. Ama gideceksiniz. Bakın gideceksiniz. Yani sizin bu ayın sonunda bir yere gittiğinizi görüyorum. Ve bu da bu resmiyet sonucunda oluşacak bir olay. Gideceksiniz. Ee, i̇htimal zayıf. Ben bu sene tatile çıkamam ki. Gidersin gidersin diyor yani bu fal. Ben mümkün değil memlekete nasıl gideyim bayram işte izni yok ki. Size patronunuz kafa izni attırır attırır siz merak etmeyin. Öyle düşünün burayı. Sizin Nisan sonunda net gideceğiniz bir yol vermiş. Ve sonrasına baktığım zaman da arkadaşlar. Şimdi öyle de güzel haberleriniz de var ki. Bir insanı net gözünüzde küçültmüşsünüz. Evet ama e, siz de alışıyorsunuz gibi. Sanki şey gibi o insanın e, da hayatınızdan çıkmasına rağmen hayatınızın kendi koşullarınızı oluşturmuş devam edeceğini alışmışsınız gibi. Yani e, güzel haberlerle bunu da perçinleyeceksiniz. Şimdi e, kadersel olarak birisiyle öyle karşılıksız bakın arkanızdaki sizin karşınızdaki aslında insan geçmişten tanıdığınız bir insan. Geçmişiniz önünüze geliyor demiyorum. Zaten tanıyor olduğunuz bir insan karşınıza sizin geliyor diyorum. Öncesinde küçük bir ön prova gibi haberleşirsiniz telefondan. Bu Mayıs ayında olacak. Nisan ayında çünkü o resmiyet sürecinizle alakalı güzel bir e, sürecinizi tamamlarsınız. Ama tam e, finish, bitiş ne zaman? Mayıs sonu. E, tanıdığınız bir insan var orada. Zaten tanıyormuşsunuz siz bu insanı ve bu insan şöyle yapıyor. Bu insan ee, kesinlikle bir sıkıntısını paylaşacak size. Yani bu iş bittiğinde sizin değil, onun sıkıntısını konuşuyor olursunuz. Buradan net söyleyeyim. Hani siz zaten sıkıntınızı aşmış, atmış, atlatmış olacaksınız. Çok net bir de bence yani bir çift olarak görünüyorsunuz. Hani bana kalsa hayatınıza biri girer, bir evlilik adamıdır. Yanı hani yolculuğunuz yaptığınız yoldaşınızdır arkadaşlar. Hayat arkadaşınızdır bu sizin. E, partneriniz, sevgiliniz demeyelim. Hayat yoldaşınız diyelim. Olur mu? Böyle bir e, kişiyle karşılıklı e, konuştuğunuzu net görmekteyim. E, bunun dışında da Mayıs sonrasında açılan yeni bir kapınız var ve Şam'dan gibi çıkmış zaten yolunuzun aydınlandığını söyleyebilirim. Dedikodunuz yapılır ama bırakın konuşsunlar. Ben Önceden şu konuşanlara inanılmaz e, sinirlenirdim. Derdim ki ya bu insanlar ne gereği var acaba? Niye bir insan bir insanı konuşur? Şimdi şöyle bakıyorum her zaman. Madem konuşuluyorsun, bil ki sen güzel işler başarıyorsun. Senin güzel imzaların var. İnsanlar sana ya özeniyorlar, ya seni idol belirliyorlar, ya senin yolundan ilerliyorlar. Burada gündem konuşulmak ve senin hayatınıza e, demek ki Akıllı işler yapıyorsun ve güzel imzaların var. E konuşulma enerjin yansımış. Tamam bu cepte. Sonra ne olur desem bana derim ki siz iki kişisiniz. Kariyer hayatınızdan gelecek bir kısmet ile evlilik hayatınızdan gelen bir kısmet sizin ...hayatınızmış gibi görünüyor. Bu nedir? Tanışacağınız kişi aslında sizin iş hayatınızdan gelir. Meslektaşınız olur. Zaten meslektaşsınızdır. Ya da eşiniz sizi mesleki anlamda güzel bir şekilde destekler. Bu ne zaman olur? Haziran ayında olur. Haziran sonrasında sizin işlerinizde yükselme olur. Şimdilik eyvah ben nasıl satış yapacağım dersiniz. Ama güzel bir destek ya da işte dediğim gibi... ...yoldaş desteğiyle kariyer desteğinin... ...aynı işte balinaların karşılıklı geldiği bir nokta olarak yansımış... Bu da şu anlamı ifade etmekte. E siz burada güzel işlere imza atarsınız Haziran'da. E i̇şte kim konuşulmasın sonra ben mi konuşulayım yani? Hani öyle bir süreciniz var. Kariyer evinize dikkat edin. Kariyer hayatınızda tanışacağınız insan sizin kaderiniz olabilir. E kader arkadaşınız zaten kariyerinizde çok güzel imzalar atmanıza sebebiyet verebilir. Haziran ayında Bugününüzün karamsar olarak bakmış olduğunuz bugün de karamsarlık var ama bu sizin önünüzü açacak türden diyor. Ailesel olaylarınızda ee, konuşmalarınız var ama arkadaşlar o kadar. Ç harfi çıkmış. İki kişi konuşuyor. Kalabalık bir yerdeler ama sonra bir taraf ayrılmış. Ha <laughs> ha siz ha <laughs> ha diyorlar. <gülüyor> ya konuşa durun. Çok daha bizi ilgilendirmez diyen sayılmış bir iki kişi. E, düşünün, e, sizin eviniz var, arabanız var, e, kendi paranızla almışsınız da. Onlar diyorlar ki işte hep mirastan aldı bunları. Ya diyorsun, benim Allah biliyor, sen ne diyorsun? Boşver. Hani böyle sizdeki bu kalenderlik bu seviyede yani takılmak, ona sinirlenmek, ona öfkelenmek, gerçeklerle yüzleşmek olur mu arkamdan niye konuşuyor? Hiç takılmadığınız bir durum bu. Öyle söyleyeyim size. O yüzden de benim burada aldığım enerji. E konuşulursunuz tabi diyorum ya kim konuşulmasın zaten. Ee, önceden takılırdım ama şimdi idolseniz yolunuz açık olsun. Daha çok konuşulun. Öyle başarılara imzalar atın. Öyle bir e, hayatınızda dilekleriniz gerçekleşsin ki daha fazla konuşulun. Yani öyle güzel bir dua aslında. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Bana kalsa evlilik tarafınızda da var olan döngünün devam ettiği kadersel kariyer eviniz ve aşk evinizde buluşan iki tane kısmetin Haziran itibariyle size güzel enerjiler vereceği yönünde diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her birinizin yorumları için, her biriniz izlediğiniz, beğendiğiniz yani desteklerinizi burada hissettirdiğiniz için e, hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. İyi ki sizlerde de varsınız arkadaşlar. 3 yıl oldu ben burada. E, <laughs> sanki karşımdasınız, sizlerle beraberim e, diye düşünüp de yapabildiğim bir iş bu. Bu birincisi bunu söylemek isterim. İkincisi, e, gerçekten gördüğümü ilk, ilk, sadece onu aktarmaya çalışıyorum. Eksiksiz, fazlasız. Olanı olduğu gibi aktarıyorum. E, dolayısıyla burada Tüm eleştirileriniz başımın üstünde yeri var. E, hızlı konuşuyor olmam falı yaşamamdan geliyor. E, bütün eleştirilerinize her zaman açığım. Sadece hadsizliğe tahammülüm yok. E, ne konuşuyorsun ya adın böyle bu tatlı uyarılar mesajlar. Acaba diyorum bu arkadaşın sorunu ne ola ki saracak yer aramış. Düşünsenize onun sarabileceği tek kişi burası işte ben değilimdir tabii o Ayşe'dir Fatma'dır Ali'dir Veli'dir devam eder burada ama garibim yani ne yaşıyor bir düşünün hele diye bakıyorum inanın ee, kolay mı zor şeyler yaşadık hele Şubatımız ayrı bir yara yani yara veri içindeyken belki de insanların bu kadar öfkeli olması belki haklılık payları olabilir mi tartıştırabiliriz hepimiz kendi aramızda ama ben şuna inanıyorum karma insanın günahına alma, hak geçme, kul hakkı öyle sadece gidip de bir insanın parasını çalmak, eşini çalmak, işte para, yani maddi değerini çalmakla olmuyor. Onu biliyorum. O yüzden arkadaşlar burada emek de e, aslında saygı görülmesi gerekiyor belki. Ben nasıl her birinizin yazması bir emektir, dinlemesi bir emektir benim için arkadaşlar. Yani böyle bakıyorum hayata. Astroloji eğitimim devam ediyor. İlk başta sanmıştım ki alınca hemen bakılabilir. Öyle değilmiş. Burada yol çok uzun. Belki fal bana astroloji kapısını açtı. Belki ben önümüzdeki yıl içerisinde, işte önümüzdeki yıllarda diyelim daha doğrusu, kendimi yeterli hissettiğimde sizinle belki artık daha teknik, matematik paylaşımlar bile yapabilirim astroloji adına. Ama artık kendi tekamülüm adına burada çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Hepimizin bir sınavı olduğunu söyleyebilirim. Ama boşuna ağzını bulaştırma diyorum ya hep bedduaya. O senin sınavın yaşayacak olan da kendi sınavını hazırlıyor. Aslında sınavı sana şunu yaratarak kendisine sınav oluşturmak belki de. Bunu bilmiyoruz. O yüzden beddua etme. İlahi adalete sığın. Rabbim bilir. Kaderimizde olanları yaşarız sadece ötesi değil. Sen de bugünkü yaşandığından alacağın dersine bak. Umudunu da yitirme. Çünkü o kapılar öyle bir açılır ki sen şaşakalırsın bazı şerleri yaşamak zorundayızdır. Onun sonundaki hayırı yaşayabilelim diye. Ben hep buna inanan biri oldum. O yüzden de diyorum ya kimi yorumlara da bile bazen bunu yaşamalısın bu ket diye bakıyorum kendi bile düşünün. O yüzden derdinizi bilmiyorum. Dermanı tez gelsin. Sağlıkla sınanmadıktan sonra biz hallederiz gerisini arkadaşlar. Sağlık yerinde olsun gerisini biz hallederiz. Kendinize bunu aşılayın. Umutsuz olmayın. Güzel şeyler yaşayalım. Bugünlük benden bu kadar. Benim için çok kıymetlisiniz. Sizler de hekim varsınız. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Bu suç şu son konuşamadım. Son cümleme kadar dinleyen arkadaşlarım var ya, işte bazen yazıyorsunuz. Eşimle dinliyoruz. Çay içerken dinliyoruz. Orada dinliyoruz. Kimse yok dinliyorum. İyi ki var. gönlünüzden geçirdiğiniz sizin olsun buraya kadar da dinleyip beni böyle onur ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel şeyler yaşayalım. Hepimiz hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki açılıma kadar hepimiz sağlıklı olalım. Bir sonraki açılıma kadar sizler de hoşça kalın.